Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, papazımız tekrardan hoş geldi. Papazlı günler başlıyor. Hepimize papazımız hayırlı olsun şimdiden. Papaz aşağı, papaz yukarı gideceğiz. İş belli oldu zaten. Dün e, hani bir haber gelecek derken ben e, arkadaşlar hep yazmışlar. Sağ olsunlar. Ben bu papaz haberini seans başında da görmüştüm. Ama hani zaten seans başlayınca 3.000 lira yukarı gidince dolar dedim herhalde. Pek algılamadılar papazı. Ondan sonra iş döndü. Şimdi papaz konuşmaya başlayacağız. Herkes hazırlıklı olsun. Bütün algı, bütün şey, konuşmalar papaz üzerine kurulacak. Ee, şimdi dünyadan doğru gelelim. Ee, Amerikan 10 yıllıkları bugün tekrardan yükselişte. Biliyorsunuz bu 3.09'ları e, geçemiyordu. Şurada bir şu çıkışın bir filamasını yapıyordu. Burada 3.13.35'ler var. Ee, burada saatlik yaparsak bu bandın üzerine geçti gibi görüyoruz daha tam 3.09 66'ların üzerine geçmeye çalışıyor bunun üzerinde muhtemelen öğleden sonraya doğru ataklar hızlanabilir burada şimdi petrol tarafında ilginç bir hareket var bu bizim bize biraz olumsuz yansıyabilecek bir şey yarın öbürsü günlerde hatırlıyorsanız petrol analizi yaparken Forex tarafında oynayan arkadaşlara. Bu yaklaşık 4 aydan beri arkadaşlar bu haftalık grafik 80-50 ile 71 dolar arasında böyle bir düzeltme süreci yaşıyordu. Yani şu çıkışın sindirmesini yapıyordu. Burada aylıklarda 30 dolardan başlayan bir sert bir çıkış vardı petrol fiyatlarında. 80-50 dolarla 71 dolar arasında 4-5 aydır bir düzeltme süreci yaşıyordu. Bu bantı nereye kırarsa hareket oraya doğru sertleşebilir diyorduk. Şimdi haftalıklarda ilk defa 80-50'nin üzerinde kapanış yapıyor. Tabii bu ülke ekonomisi için pek hoş değil. Yarın öbürsü gün... E aşağı doğru hareketler veya kurda yukarı doğru hareketler olduğu zaman bu petrol fiyatlarını bol bol duyacaksınız. Çünkü bunun çıkışı bize çok fazla yaramıyor ama gözüken de şu 80-50 bandının üzerinde ee, yaklaşık 10 dolarlık bir hareket yani 90 dolar hedefli bir hareket başlıyor olabilir. Ee, olma olasılığı çok yüksek çünkü günlükte kapanışını yaptı. Kuvvetli de duruyor. Ee, artık 79-90'lar kuvvetli destek olacak. Yani şunun üzerinde bir kapanışta zaten iş tetiklendi gibi gözüküyor. Şimdi petrol fiyatlarında geçersek Euro-Dolar paritesi dün 1.17.35, 1.18 bandına gene tepki verdi. Tekrar 35'e geldi. Değer kaybetti. Ee, yani dolar yurt dışında da dün gitti geldi. Şimdi bizim tarafa gelince e, biz de tabii papaz analizi yapacağız şimdi. Papaz analizi. Şimdi sabahleyin ee, hafta sonu da zaten biliyorsunuz konuştuk. Amerika'daki haber akışlarının çok önemli olduğunu, ona göre pozisyon alacağımızı, teknikten çok artık haberin önemli olacağını konuştuk. Dün sabah piyasalar açıldığında 33 60'lara kadar bir tepki vermişti şurada bu 120 dakikalık görüyorsunuz. Buradan da satış hızlı bir şekilde başlamış, bütün aşağıdaki destekleri hızlı bir şekilde kırmıştı. Öğlenleyin attığım raporda da hani arkadaşlar bu destekler bu kadar kuvvetli kırılıyorsa bir sıkıntı var demiştik. 24'lere doğru bir tepki verebilir demiştik. 24'lere doğru bir verdi ama tabii oradan gene satışta karşılaşınca e, akşamleyin bizim seans kapandıktan sonra 6.05'lere kadar sarkma oldu. Hatırlıyorsanız orada 6.02.40 çok kuvvetli bir destekti. Burada bir çift tip yapıp kalkmıştık 6.30 6.30'lara kadar, 6.40'lara kadar. şimdi ondan beri düşüş trendimiz devam ediyor. Hala kanalın içindeyiz 120 dakikalıklarda bugün görüyorsunuz trendin içindeyiz. Şimdi tekrardan bu 6.02 kırıklar arkadaşlar çok önemli olacak önümüzdeki 1-2 gün. Ee, bu şimdi ilk artık papaz etkisi olduğu işin belli oldu. Şimdi burada şöyle şeyler yaşanabilir çok da normal. Ee, şimdi bu kadar olumlu bir hava varken bir anda Sayın Başkan çıkıp diyebilir ki ya kardeşim bizim iç işlerimiz kimle karışabilir deme olasılığı var mı? Var. O zaman ne olur? Doları bir anda tekrardan 4.24-4.27 bandında görürüz çıkıp olumlu bir açıklama yapar. Tekrardan 6.05'lere gelir. Arkadaşlar yani şu anlamsa mesela teknik için olabilecek en kötü e, haber akışlı şeyler. Çünkü hani bunda hani destek direnç bu işlerde pek işlemez. İş tamamen sizin e, koyacağınız yani ya kardeşim bu papazı bırakacaklar diyorsanız eğer 13 12 Ekim'e kadar. E, dolardaki her çıkışı satış fırsatı olarak değerlendireceksiniz arkadaşlar. Hani burada tekniğin, tüknüğün e, hiçbir faydası olmaz bu işlere. Bu iş artık tamamen bir algı. E, oyun belli oldu. 12 sene kadar hazır olun. Yani papaz aşağı, papaz yukarı hepimiz gideceğiz. O yüzden e, herkes hazırlıklı olsun şimdiden. Şimdi e, 15 dakikalıkta 30 dakikalıkta şöyle bir bakalım nerelerde destekler nerelerde dirençlerimiz var günlük işlem yapacak arkadaşlar için. Ee, şimdi bir kere bu 26 80 26 27'lerde lerde e, şuralarda bir desteğimiz vardı. Orayı kırıp yığılmıştık. Şimdi bu yukarı doğru direnç olacak. 33 66'lar direnç olacak. E, dün ilk etapta bir 19'lara kadar düşmüştü. Oradan 24'lere kadar tepki vermişti arkadaşlar burada bir direnç çıkardı 23.85'te. Yani önümüzde önümüzdeki 1-2 saat boyunca 6 620'li ve 624 aralığı e, satış olarak doğru bir bant gibi gözüküyor. Eee papazı oynamak isteyen arkadaşlar için. E, Burada zaten bir 6-16-80'de bir direnç yaptık. Son şu bir saatten beri buraya geçemiyor farkındaysanız. Aşağıda dün 6.05'lere kadar döndük. Yani dediğim gibi şu anda ciddi anlamda bir beklentiyle, papaz beklentisiyle dün dolar ciddi bir dayak yedi içeride. Ama tekrar diyorum bu tür açıklamaları çok duyduk. Yani her an böyle değişik bir açıklamada gelebilir. Ya bizim iç işlerimizi nereden çıkarıyorsunuz bunu gibilerinden falan. Yani o yüzden <laughs> hakikaten yorum yapmak şimdi kelime seçmeye çalışıyorum. Hani doğru bir kelime seçeyim diye çok fazla bulamıyorum. Dün de çok düşündüm. Hani yani nasıl bir trade stratejisi kursam? Hani alışa mı gelsem buradan, satışa mı gelsem? Yani hakikaten e, haber akışta olduğu için zaten bunu hafta sonunda söyledik. Yani zor günler bekliyor bizi. Burada tamamen Bence dolarda alacağınız pozisyonda arkadaşlar tamamen bu işi hatırlıyorsanız daha önceki bütün bu haftalık, aylık bu dolar e, yorumlarında hep şunu söyledim. 5.98 6 seviyelerinin dolarda kırılması için şu Amerika gerginliğinin bitmesi lazım dedim. Hatta bazı arkadaşlar işte e, ters görüşte ya sırf bu iş psikolojik mi? İşte sırf psikolojik olduğunu dün görüyoruz. Yani 6.33'ten 6.05'e %5 düşen bir dolar. Yani sadece bir papaz lafı yani ekonomide hiçbir şey değişmemiş İşte dün dediğim gibi petrol fiyatlarını o yüzden gösterdim yeni başlayan arkadaşlar kusura bakmasın yani demesin lan bu herif dolardan petrole ne ara geçti kafayı yedi diye yani e, hani petrolü o yüzden geçtim hani aslında dün petrol fiyatlarının e, son 4-5 aydır kırmadığı bir seviyeyi yukarı kırıp gitmesi çok hoş bir şey değil bizim için. Türkiye borsasında bankalar eşliğinde yüzde dört yüzde beşlik bir çıkış oldu yüzde yedilik hatta bunu zaten diyorduk arkadaşlar borsa ucuz alın diye ama hani doların 6.33'den 6.05'lere geleceğini bana dün deseniz ki Burak tahmin ediyor muydun etmiyordum yani ama işte görüyorsunuz bir papaz nelere kadir. Yani şimdi bundan sonra ben nasıl ne diyeyim yani şimdi 15 dakikalık da burada direnç boş boş konuşacağım. Şimdi o yüzden de böyle konuşurken bir böyle farkındaysanız zaten böyle bir yani lan diyorum ne diyeyim yani insanlara ne konuşacaksın ki? Yani papaz işte papazı grafikte papazı arayacağız. Papaz nerede diye bakacağız. Şimdi yani bakıyorum bakıyorum dediğim gibi güzel kardeşlerim yani ben gene day trade yapacak arkadaşlar için söyleyeyim. Hani 6.17 6.19 yani 6.17 ve 6.20 aralı ee, yukarıda 6.24'ler direnç 27'ler direnç ee, aşağıda da dün gördüğümüz 6.05'ler tekrar diyorum hakikaten şaka bir tarafa ee, arkadaşlar algı bu olacak. Papaz olacak ee, ona göre kendi yatırımınızı e, değerlendirin düşüncenizi yani ya bu iş bu herifler bunu bırakır diyorsanız her doların yukarı doğru tepkisinde kademeli olarak dolarlarınızı bozmaya çalışın. Ama yok kardeşim bu herifler gene bu papazı bırakmayacaklar 12 Ekim gelecek herkesin hayali boş çıkacak diyorsanız her düşüşte kademeli olarak dolar kademeli olarak almaya e, bu düşüşü o şekilde bakmaya çalışın Hani hakikaten bunun yorumunu yapmak şaka bir kenara e, çok zor e, Burada benim her konuştuğum boş, o yüzden ben sadece durumu açıklamak için girdim arkadaşlar. Genelde pek böyle piyasaları sevmiyorum. Şimdi altın tarafına baktığımız zaman hemen hemen aynı şeyler arkadaşlar. Hani dolar trade edenler de altına baksın. Altında da çünkü mesela hemen hemen aynı grafik aynı beklentiler zaten. Gram altında biliyorsunuz alt e, 233 seviyeleriydi. Bizim o 6.02'li dolardaki seviyeler. Dün oraya kadar akşam seansında e, çarptı. Buradan döndü. E, yukarıda gram altında 240 e, önemli direnç olacak. Önümüzdeki günlerde. Altın TL'de 7.480'ler önemli direnç olacak. Dün gram altında 7.262'den döndü. Yani arkadaşlar dolarda da 6.02.60 geçen gördüğümüz yer işte ne bileyim gram altında 233. Şimdi bu seviyeler ee, şimdi elinde 6.30'dan beri dolar olan arkadaşlar için o kadar zor ki burada hani stoplamak e, işte ulan ne yapacağım şimdi parada olan adam keyfi yerinde diyor ki ulan diyor gevşedi diyor oh diyor buradan bir kırsa da aşağıdan alsam <laughs> şimdi herkesin psikolojisi farklı şimdi o yüzden hani e, şimdi konuşurken de böyle hakikaten şey oluyorum şimdi bazı insanların bugün canı yanmış e, bazı insanların keyfi yerinde şimdi bizim söylediklerimiz belki bazı insanlara kızdırıcı geliyor. ...bazılarına keyif veriyor falan... ...yani böyle bir garip ama... ...arkadaşlar dediğim gibi baktığınız zaman... ...iş teknikten temelden çok... ...papaz analizine dönecek... Ee, ...iyi düşünün haberleri iyi dinleyin... ...dediğim gibi bugün Sayın Başkan çıkıp... ...bir gazeteci sorduğunda ya işte... Amerikalı çünkü Amerikalılar söylüyor bu papaz eşini de arkadaşlar bakın çok önemli. Amerikalılar da işte ben bırakılmasını bekliyorum. Adam ne diyecek zaten öyle diyecek. E çıktı bizim baba sordular dediler ki başkanım işte bırakılmasını bekliyorlar. Nereden çıkarıyorsunuz ya bizim işimiz İş işlerimize kim karışabilir der mi deme olasılığı %99 o zaman ne olur dolar bir anda bir bakarsanız düğün verdiğini geri almış e şimdi hani nerede teknik analiz nerede direnç nerede destek o yüzden arkadaşlar hani seviyeleri aşağı yukarı verdik. İş biraz oraya gidecek ama petrol fiyatları da ilginç. Hani kulağınız biraz da orada olsun. Yeni başlayan arkadaşları tekrar söylüyorum. Hani petrol fiyatlarının o bandı kırıp yukarıya doğru atak yapması önümüzdeki günlerde ekonomist arkadaşların konuşacağı şeyler olacaktır. Ee, dediğim gibi daha çok önümüzdeki günlerde şimdi ay sonu geliyor. Eylül ayı enflasyonunu da çok konuşmaya başlayacağız. Muhtemelen onun yüksek çıkma olasılığı da çok yüksek. Hani o yüzden 602'yi e, elinde dolar olan arkadaşlar için konuşayım. Biraz yanlı davranayım bugün. Çünkü onların canı yanıyor. 6.02 e, önemli bir yer stoplamanız için. Ama 6.33'ten başlayan bir hareket, %5'lik bir hareket. Şu anda fiyatlamanın sebebini biliyoruz. E, gerçekleşmeyebilir bu papaz işi. Siz sattığınızda kalırsınız. O yüzden e, sakin olun, iyi izleyin. Rahatsız oluyorsanız ve papazın çıkarılacağını düşünüyorsanız elinizdeki pozisyonları yukarı ataklarda kademeli kademeli yani atıyorum 2000 dolarınız var 500 dolarını boz kardeşim yukarı doğru atak yaptı 500'ü boz ama papazın serbest bırakılacağını düşünüyorsan diyorsan ki, yok kardeşim bu bırakılmayacak yani diyorum ya size hani teknik analizi hani böyle işte desteği kırdı sat direnci o iş öyle olmuyor. Bir strateji kurmanız lazım paranız için. Şu andaki bütün algı buna dönecek. Önümüzde Eylül ayı enflasyonu var. Muhtemelen olumsuz çıkacak. Ee, başkandan gelebilecek açıklamalar olabilir. Bugün gidip de bir anda bir Trump'la görüşme açıklanabilir. Yani e, haber akışında kulağınız olsun. E, dolar biraz kırılgan oldu. E, o yüzden biraz dikkat edin arkadaşlar. Haberleri çok iyi izleyin. E, herkese kolay gelsin.